Gece gündüz de birlikteyiz. Kültür sanat gündemiyle karşınızdayız ve gece gündüz ekibi olarak başsağlığı dileklerimizi ileterek başlıyoruz. Sevgili Gülriz Sururi'nin ardından. Usta sanatçının defni gerçekleştikten sonra öğrendik aramızdan ayrıldığını ve tüm sanat camiası gibi hepimiz çok üzüldük değerli sanatçının kaybına. Engin Cezar'ın vefatının ardından Gülriz Sururi şöyle söylemişti. Ben Engin'in öldüğünü kabul ediyorum ama ondan ayrıldığımı kabul edemiyorum. O her yerde benimle beraber demişti. O yüzden biz de diliyoruz ki artık aramızda olmasalar dahi Gülriz Sureri Engin Cezar çifti tiyatroya ve sanata gönül verenlere hep ilham kaynağı olmaya, esin kaynağı olmaya devam etsinler. Ya benim bir çocuğum vardı. İyi akıl ettin. 2,5 aydır müteahhit İhya Onaranların evinde çalışıyor. O bir küçük hanımefendi. Benim mesleğim başkalarına hikayeler anlatmak. Bu hikayeleri ille de anlatmalıyım. Anlatmadan yapamam. 9 ay önce katıldığı kadın oyuncularla ilgili bir gösteride tiyatroculuğu böyle anlatmıştı. Ünlü sanatçı Gülriz Sururi 89 yaşında hayatını kaybetti. Ben hayatım boyunca bir cumhuriyet kızı olmakla çok övündüm. Gülriz Sururi, sindirim sistemindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede 31 Aralık'ta vefat etti. Vasiyeti gereği ölümü bir gün ertesinde toprağa verildikten sonra açıklandı. Benim kadınla İzzet'i nüfusumla oynadılar. Gülriz Sururi, eşi Engin Cezar'ı 2017'de kaybettikten sonra da cenaze töreni düzenletmemişti. Törenlerin avlu kokteyllerine dönüştüğünü, ölüye saygı duyulmadığını, cenazelerde insanların dedikodu yaptığını gördüğünü söylemişti. Bu nedenle kendi içinde tören yapılmamasını vasiyet etti. Gülriz Sururi hayvan haklarına önem veren bir sanatçıydı. Patileri kesildikten sonra ölen köpeğin ardından protesto gösterisinde yer aldı. 21 Haziran'da çekilen bu görüntü sanatçının kamera önüne son çıkışlarından biriydi. Bir hayvan sadece bir kuyruğu kesilse en az 5000 TL bir ceza ödemesi gibi sert uygulamalar getirilmesini arzu ediyorum. Hayvanlar için buradayım. Esra çok ağladın mı mapusta benim için? Gülriz Sururi 24 Temmuz 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde sahneye çıktı. 1955'te profesyonel sanat yaşamına başladı. 1962'de eşiyle birlikte Gülriz Sururi Engin Cezar Tiyatrosu'nu kurdu. 1964'te sahnelenip uzun süre kapalı gişe oynayan Keşanlı Ali Destanı'nda Zilha rolündeki başarısıyla da dikkat çekti. Yavaş gel yavaş. Şamama kim? Sen kimsin? Haddini bil garabaş. Gülriz Sururi 1966'da Türk Kadınlar Birliği tarafından yılın kadını seçildi. Çok sayıda ödül kazandı. Sayısız genç tiyatrocunun yetişmesinde emeği vardı. Bir başka usta, hayatımızın fon müziklerine imza atan Barış Manço'nun da doğum günü bugün. Onu kaybedeli tam 20 yıl oldu. Yaşasaydı 74 yaşında olacaktı. Evet, erken kaybettik ama onun şarkılarını hiçbir zaman unutmadık. Hep birlikte nesiller boyu söyledik. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz doğum gününde Barış abimiz. Erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Dağlar dağlar, kurban olan yol ver geçen. Sevdiğimiz son bir olsun yakından gören. Dudağımda son bir türkü gül pembe hala hepsini söyle. Sevgili seyircilerimiz, sinema yapımcılarıyla sinema salonu işletmecileri arasında tartışmalar süre dursun. Yeni filmlerin fragmanları da gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri Belgüzel Korel ve Engin Akyürek başrolleri paylaşıyor. Bir Aşk İki Hayat filmin fragmanı yayınlandı. Filme dair de oldukça enteresan bir aslında profil çiziyor. İşte o fragman. Şey, bakar mısın? Umut ben.
Hayatı büyük olaylar yönlendirir derler. Oysa hayat aldığımız küçük kararların toplamıdır. İlk taşı ben atarım. Umut'un kaderini o gece vereceği karar değiştirecekti. Köpeğini dışarı çıkarmak ya da evde kalmak. Müziğin usta isimlerinden genç kuşağın popüler şarkıcılarına yeni yıl hem ülkemizde hem de yurt dışında özel konserlerle kutlandı. İşte o görüntüler. Yeni yıl Türkiye'de ve komşu ülkelerde büyük coşkuyla kutlandı. Türk pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan yeni yıla Kıbrıs'ta merhaba dedi. Göz alıcı kırmızı elbisesiyle çok konuşulan sanatçı en güzel şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Efsane yorumcu Selami Şahin yeni yıla Bulgaristan'da girdi. Sanatçı unutulmaz şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirerek 2019'u karşıladı. Pop müziğin genç yıldızlarından Edis, yılın son konserini Zorlu PSM'de verdi. Edis'in sahnede sürpriz konukları da vardı. Kısa bir süre önce ilk şarkısını yayınlayan Edis'in çocukluk arkadaşı Aybüke, sanatçıya sahnede eşlik etti. ...55 madalyaya sahip Down sendromlu olimpiyat şampiyonumuz Merve Uzun da konserdeydi. Edis, konserin bir bölümünde Merve Uzun'u sahneye davet etti. Birlikte Dudak şarkısını söylediler. Türk pop müziğin etkileyici seslerinden Göksel, yeni yılı Adana'da karşıladı. Gökhan Tepe, yeni yıla İstanbul'da Kalamış'ta merhaba diyen isimlerdendi. ...2018'in son günlerinde gerçekleşen İstanbul Art Show'un onur konuğu usta ressam Devrim Erbil'di. Biz de hem Devrim Erbil'le hem de sanatın hem de fuarın sanat danışmanlığını üstlenen Yalın Alpay'la bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik. Bu sohbetle tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Kültür sanat ajandamızdan gelişmelerle karşınızdayız ve bugün gece gündüzde bu yıl İstanbul'da ilki gerçekleşen yeni sanat fuarı İstanbul Art Show'u konuşuyoruz. 14-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşti sanat fuarı ve fuarın ilk yılında onur konuğu değerli ressamımız, usta ressam Profesör Doktor Devrim Erbil'di. Bu vesileyle bugün biz de konuk ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş teşekkür bulduk. Ediyoruz. Hoş ve İstanbul Art Show'un sanat danışmanlığını Yalın Alpay üstlendi. Yalın hoş geldiniz. Teşekkürler hoş katıldığınız için. Biz yepyeni bir sanat fuarından söz ediyoruz ve yola çıkarken sanatın yeni buluşma noktası olarak da bir mottonuz olduğunu da biliyorum. Bir yandan da aslında ilk yılında katılımın da çok önemli düzeyde olduğunun haberini aldık. Dolayısıyla öyle söyleyeyim. Nasıl oldu ilk yılında bu buluşma ve hedeflenen bu yönde miydi? Niye böyle bir yola çıkıldı? Çok teşekkürler öncelikle bizi davet ettiğiniz için. Sizin de söylediğiniz gibi 14-16 Aralık arasında 3 gün boyunca İstanbul'da Hilton'da bu fuarımızı gerçekleştirdik. Onur konuğu Profesör Devrim Erbil'di. Bizi kırmayıp geldiği için hocama burada tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hocamın fuarımız boyunca açık kalan müze seçkisinden, müze koleksiyonunun seçkisinden oluşan çok nitelikli bir sergisi bizimle beraber oldu, solo sergi. Gezenler her zamanki gibi Devrim Hoca'nın üstün kalitesinden çok memnun kaldılar. Bizim fuarımız için de çok sevindiriciydi. Bir diğer sergimiz Türkiye'nin önde gelen ressamlarının
bir karma sergisiydi. Hı. Ahmet Güneştekin, Mehmet Gün, Ekrem Yalçındağ gibi nice isimlerin, şu an sayamayacağım birçok Türkiye'nin önde gelen ressamının işlerinin bulunduğu karma bir sergiydi. Bir üçüncü sergimiz fotoğraf sanatçısı Ozan Sadıç'ın solo sergisiydi. Üç sergide ziyaretçiler tarafından sürekli gezildi 3 gün boyunca. Bu 3 günün 2 gününde de bu yılın belirlediğimiz teması olan posthumanizm üzerine 2 gün boyunca Türkiye'nin en seçkin akademisyenlerinin, sanatçılarının ve yazarlarının bir araya geldiği ve temanın olabildiğince geniş açıdan ele alındığı oturumlar gerçekleştirdik. Bir yandan da aslında bir fikir alışverişi ve ileriye dönük. Doğru, büyük ihtimalle doğru. Sanat akımları açısından kesinlikle da. Kesinlikle öyle. Hatta şöyle düşüncelerin ortaya koyduğu bir sanat platform. Fuarları genellikle toplumun geniş kesimleri tarafından sadece alım satım yapılan yerler olarak düşünülüyor. Hı. Oysa sanat fuarlarının çok daha temel bir işlevi var. Bu galerilerin galerisi olmanın dışında bütün sanat dünyasının aktörlerini, yani kimler bunlar? Hı hı. Koleksiyoncular, galericiler, müze, şu an aklımıza gelmeyen küratörler, sergi düzenleyicileri, bu dünyanın tabii. Bütün aktörleri, tüm tarafları, tüm tarafları bir araya geliyor. Bir araya geliyorlar. Hı. Bu yılda ancak birkaç gün boyunca bu kadar dar bir mekanda yoğunlaştırılmış bir şekilde sadece bir kere olabiliyor. Evet. Bu da hem yeni yeteneklerin ortaya çıkmasında, hem piyasanın nabzının tutulmasında, tabii, hem de belirlenen temalar aracılığıyla sizin de demin ifade ettiğiniz gibi gelecekte sanatın nereye doğru evrileceğini, evet, belirleme anları oluyor. Evet, şimdi tam bu noktada böyle hocamla da bir araya gelmişken ki biz Devrim Erbil'i birçok alanda, galerilerden müzelere, çok önemli kamusal alanlardan, değil mi, çok özel salonlara biz Devrim Erbil'in işlerini takip etmekten her zaman çok büyük keyif aldık. Onun öncü bakış açısı ve elbette hem batı tarzını hem gelenekseli bir araya getiren çok disiplinli resim anlayışını yıllardır takip ediyoruz ve ne güzel ki şimdi hocama şunu sorabiliyoruz. Sanatta özellikle sözü geçen posthumanizm etkisi nasıl olacak? Çünkü neden söz ettiğimizde biraz sizden dinleyelim aslında. Ne olacak bu nanoteknoloji, ileri teknolojiler, yapay zeka sanatı nasıl etkileyecek? Neler söylemek istersiniz? Tabii yani bu konuda çok söylenecek şey var ama ben daha öncelikle gece gündüz programının sanata katkılarından hem haber olarak hem orada bir düşünce platformunun oluşması açısından çok önemli bir hizmet verdiğini düşünüyorum. Sağ olun, sizden bu duymak ne güzel. Gerçekten bizim çok ihtiyacını duyduğumuz, yani ben bizim derken sanat adına, sanat sanatçılar adına, öğrenciler adına, geniş aydın kişiler adına söylüyorum çünkü sanat konuşulmayınca var olmayan bir olgudur. Evet. Özellikle televizyonun sanata çok büyük katkılar getirdiğini ben söyleyebilirim. Benim akademide hocam Bedrami'ydi. Bedrami bir gün şunu söyledi. Evet. Bütün öğrenciliğim süresince, dedi, ben 2 tane ancak renkli reprodüksiyon görebildim. Bunlardan biri Van Gogh'un postallarıydı. Bir de Gauguin'in bir resmi. Düşünün ki 1930'lu yıllarda baskı tekniği nasıldı, gördüğü reprodüksiyonlar hangi kalitedeydi ve bir sanat eserini hissetmek, anlamak için yeterli miydi acaba? Oysa bugün çok imkanlar var. Bu imkanların başında bu beyaz kutu çok önemli. Çocuklardan başlayarak bir sanat eğitimcisi olarak şunu söyleyebilirim ki çocuklar, büyükler, daha büyükler, koleksiyoncular, galericiler, sanatçılar, genç yetenekler, büyük bir ordu artık ve bizde bu büyük ordu çok küçük. İnanın ki. Önce fuarla ilgili birkaç izlenimi, evet, söylemek istiyorum. Yani bir mucize gibi geldi bu sanat fuarı. Çünkü kontemporaneye alışmıştı insanlar. Seyircisi vardı, koleksiyoner geliyordu, gençler geliyordu. Son yıllarda orada daha bir sanat şöleni yaşanıyordu. Evet. İkinci bir kardeşi oldu. Bunun ben bu kadar kısa sürede bu kadar etkin olabileceğini doğrusu düşünmüyordum. Ama Türkiye'de ummadığınız yerlerden çok güzel şeyler oluyor. Bu sanat organizasyonunun başında Alpay'ın olduğunu öğrenince zaten
Yalın gerçekten olağanüstü bir insan. Her işini çok üstün başarıyla yapıyor. Zaten başarılı olacağını o zamandan inanmıştım. Ve bir de seyircinin isteği ve desteği, coşkusu. Ben hiç tahmin edilmeyen bir coşku vardı. Bunun tabii belki tek başına bir kişinin başarısı değil. Ama bunun iletişimiyle uğraşanlar, organize edenler, sizlerin katkısı fuarı o kadar güzel bir hale getirdi ki gelecek için umut dağıttı. Peki yine Yalın'ın söylediği gibi fuarlar bir kültür hizmetidir, olayıdır. Orada bilinçlenme olur, orada sanat konuşulur. Türkiye'de nasıldı fuarlar? İşte Contemporary 10 küsur yıldır devam ediyor. Çok başarıyla evet, devam ediyor. Evet, 14. yılını gerçekleştirdi. Sonra doğru. Türkiye'de daha önce ne zaman açıldı? Bakın size ilginç birkaç anımı anlatmak istiyorum. 1983'te ben akademinin sanat bayramları vardı o zaman. Onların görsel sanatlarla ilgili kısmının başındaydım. Evet. O zaman Kemal İskender ve Aydın Ayhan benim asistanlarımdı. Birlikte bunu Kemal oluşturdu. Hocayı da iyi tanırım. Evet. İlk sergiyi biz 1983'te Atatürk Kültür Merkezi'nde Galeriler 83'te açtık. Bu belki unutuldu gidildi ama böyle bir programda adının geçmesini aslında o da öncü söylüyorum. Bir sonra Saint İran'da bir sanat fuarı yine akademi şenlikleri içinde oldu. Sonra TÜYAP'taki bu Hüsamettin Koçan'ın da büyük katkılarıyla onları da anmak lazım. Böyle tabii. Olumlu işleri yapanları anmak gerekiyor bence. Orada güzel etkinlikler oldu. Ve sonra Contemporary. Yani bunlar adım adım bir yere geldi. Ne güzel. Yurt dışındaki fuar ve sergilerle karşılaştırılınca belki çok aniden parlayan bir ışık gibi oldu bu fuar. Fuarın aslında güzel de bir sürprizi. Belki fuardan kısa bir süre kısa önce süre yayınlandı ama biz eş zamanlı ele aldık. Devrim Erbil'de Özün Ritmi yine Yalın Alpay'ın hazırladığı bir kitap. Ki hocamla da beraberiz. Birer cümle bu kitaba dair de lütfen rica edeyim tamamlarken. Devrim Hoca'yla ben zaten uzun süredir bir kitap yazmak istiyordum. Hocamla bir yıl kadar önce tanışma fırsatı bulduk. Ve o gün daha ilk günde ben hocama sizinle ilgili böyle bir kitap yazmak istiyorum dedim. Hocam da beni kırmadı. O zaman yarın başlayalım dedi. Ne güzel. Ertesi gün sabahtan buluştuk atölyede ve süreç başladı. Kısa bir süre içinde de aslında tamamladık. Kitapta Devrim Hoca'nın doğrudan resmine odaklandım. Yani biyografik bir bilgi yok. Bütünüyle sanatına, felsefesine, çizgisine, renk kullanımına, hayatı neden ritim olarak gördüğü üzerine bayağı kapsamlı bir kitap yazmış oldum. Hocama da umarım beğendirmişimdir. Evet, çok güzeldi. Memnun musunuz hocam? Olmaz mıyım? Yani benim sanatımı en iyi anlayanlardan biri ama yani bu arada birkaç kişinin de adını anacağım. Lütfen. Benim için 3 tane kitap yazmış olan Mehmet Ergüven. Yani çapı Türkiye'nin Türkiye'ye sığmayacak üstün nitelikte bir yazar. Mehmet Ergüven benim için 3 kitap yazdı. Bu kitapla aynı zamanda Titreşimlerin Büyüsü diye bir kitabı var. Evet. Sonra işte rahmetli Kaya Özsezgin ve Günsel İnal, onlardan da bahsetmek isterim. Kitabı olması güzel bir şey. Ben kitabı seviyorum eski kuşağın bir insanı olarak. Sonra benim için yazılan şiirler, denemeler. Bunlar şiirsel güzel şeyler. Hatta şimdi besteler yapılıyor. Ne resimlerim güzel. Üzerine öyküler yazılıyor. Bunlar da bir sanatın yaygınlaşması için güzel sonuçlar olacak. Biz de bunları paylaşabiliyoruz. Ne güzel. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Sağ olunuz katıldığınız için. Biz teşekkür tekrar ederiz. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür hoşçakalın. Ederiz.